Efendim Nihal Can'dan sağlık sorunları gerekçe gösterilerek tahliye edilmişti. Tahliye kararının ardından 6 aydır cezaevinde olan Dilan Polat da harekete geçti. 10 gün önceki duruşmasında tutukluluk halinin devamı kararı çıkınca kendisine zarar verdiği iddia edilen Polat'ın avukatları tahliye talebinde bulundu. Gerekçe Candan gibi sağlık problemleriydi ama savcıysa adli tıp kurumunu işaret etti, rapor istedi. Nihal Candan cezaevinden çıktı, Dilan Polat'tan da hamle geldi. Kendisini yaraladığı iddia edilen Polat için avukat tahliye istedi. Savcılık adli tıp kurumunu devreye soktu. Hastalığımdan ya da benim ufak tefek kırgınlıklarımdan sanmam ne? Kara para aklama, örgüt kurma gibi suçlardan Dilan Polat 6 aydır cezaevinde. Dilan Polat cezaevine girdikten birkaç ay sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tam olarak tedavi demeyelim, dinlenme süreci geçiriyor. Herkesin cezaevinde sandığı Polat'ın günlerdir hastanede olduğunu 8 Ocak'ta Kanal D haber ortaya çıkarmıştı. Hemen binanın girişi işte Dilan Polat'ın kaldığı yer burası. Bakın çevresi tamamen izole. İçeride jandarma ekipleri var. Kimse giremiyor buraya. Haberin ardından Dilan Polat cezaevine gönderildi. Tahliye yolu açılmadı. Uzak kalmak bana gelecek. Bir şey söyleyecek misiniz Dilan Hanım? Ama dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklu yargılanan başka bir fenomen Nihal Can'dan 5,5 ayda cezaevinden çıktı. Kitaplarımız vardı, yeri geldi işte televizyon dizilerimiz vardı. Kantin var bir gün. Shopping ihtiyacımızı oradan karşıladık. Öyle yani, zaman geçiyor. Anoreksiya olduğu iddia edilen ve 37 kiloya düşen Candan'ın cezaevinden çıktıktan 2 gün sonra soluğu kuaförde almasıysa tepki çekti. Müşteki avukatları tahliye kararına itiraz etti. Nihal Candan'ın tahliye gerekçesinde hastane raporu yoktu. Savcı hastanede tedavi gördüğü bilgisinin alındığını belirtti ve tahliyesini talep etti. Mahkemede tahliye etti. Candan'ın tahliye edilmesiyle birlikte bir başka fenomen Dilan Polat harekete geçti. 25 Nisan'da görülen duruşmanın ardından tutukluluk halinin devamına karar verilen Dilan Polat cezaevine döndü. İddiaya göre kendisine fiziksel olarak zarar verdi. Dilan Polat kısa süreliğine hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlandıktan sonra cezaevine tekrar gönderildi. Avukatları da tahliye talebinde bulundu. Gerekçe ise aynı Nihal Candan'daki gibi sağlık problemleriydi. Avukatları Polat'ın tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığının altını çizdi. Ancak savcılığın kararı Nihal Candan gibi olmadı. Dilan Polat için adli tıp kurumu işaret edildi. Sağlık durumu tıbbi açıdan cezaevinde bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istedi. Şimdi biraz daha iyiyim, gideceğim hastaneye rapor alacağım. Dilan Polat'ın adli tıp kurumuna sevk edilmesine karar verildi. Önümüzdeki günlerde adli tıpta muayene edilecek, gelecek rapora göre de tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.